dediler ki inna rusul rabbik. Biz inna ursilna ila kavmi Biz, Lut. Biz Lut'un kavmine gönderilmiş elçileriz. Hz. İbrahim aleyhisselam onların Allah'ın melekleri olduğunu anlayınca durumu öğrendi. Niçin? Dediler ki linursil aleyhim hecaratan min tin. Onların üzerlerine çamurdan taşlar yağdıracağız. Musavvumeten inda rabbik. Rabbinin katında işaretlenmiş taşlar. Hz. İbrahim, İbrahim Aleyhisselam dedi ki قَالَ اِنَّ فِيهَا لُوت Orada lut var ama قَالُوا نَحْنُ عَلَّهُمْ بِمَنْ Biz orada kim var kim yok daha iyi biliyoruz. Sen endişe etme. نَحْنُ عَلَّهُمْ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلًا Biz onu da ailesini de illa murata, hanıma hariç kurtaracağız. Hz. İbrahim Aleyhisselam biraz mücadele etti. Yani azabın ötelenmesi, hani biraz daha belki mühlet verilmesi, azap gelmiş, kaldıracak ortadan bir milleti orada yaşayanları. Cenab-ı Hak diyor ki, وَجَاَتْهُ busra يُجَادِلُنَا fi قَوْمِ لُوْضٍ اِنَّ اِبْرَٰه۪يمَ لَحَل۪يمٌ اَوَّاهٌ مُن۪يبٌ Kendisine bir yandan müjdeyi gönderdik, o kalktı bizimle Lut'un kavmi hususunda mücadele etmeye girişti. Dediler ki ya İbrahim a'ridan hada. Ey İbrahim sen bundan vazgeç. İnnehu kad jaa amru rabbik. Senin Rabbinin emri gelmiş. Yani yapacağım bir şey yok. İnnehu kad jaa amru rabbik ve innahum atihim azabun gayru mardud. Onlara geri dönülmez bir azap gelmiş durumda. Dediler ki yani bu süreç Allah'ın emriyle kesinleşmiş durumda. Senin bizimle burada böyle konuşarak e, yapabileceğin bir iyilik yok herhangi bir biçimde. Demek ki yine yani olur da biraz belki zaman olur düzelirler. Düzelmesini umdukları herifleri de biliyorsunuz yani o kimseleri min lati kötü işleri yapan o yerleşkenin halkı açıktan yapan, ulu orta yapan, gelip geçen başka insanlara taarruz edip onlara da musallat olup tecavüz eden ve Hazreti İbrahim Hazreti Lut Aleyhisselam'ı uzun yıllar boyu hep yıldırmış olan hiçbir olumlu karşılık vermemiş ve onu tehdit etmiş vazgeçmezsen, susmazsan, çekip gitmezsen diye اَخْرِجُوا اَلَى لُوْطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَّهَرُونَ Böyle bir e, kimseler ama Hz. İbrahim Aleyhisselam'da nasıl bir halim varsa halim demek yani biraz daha azabın geciktirilmesine biraz daha imkan ve süre tanınmasına müsait bir kişilik demek. İvedi cezalandırmayan daha fazla tolere edebilen. Allah unutmayalım ki Allah azze ve celle zatını halim olarak tarif ediyor. Cenab-ı Hakk'ın ilminde Allah'ın halim oluşunu artık aşmış bir milletin Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın halimliği bir fayda ve çare etmedi. Dediler ki sen boş ver onu. Ya İbrahimu ardan haza, Ardan haza. Yani onu geç dediler. İnnehu kad caa rabbik. Allah'ın emri geldi. Ve innahum ateyhim azabun Demek ki Allah'ın hükmünde senin işin bitmişse araya Hazreti İbrahim Aleyhisselam da girse, o kadar uğraşsa, uğraşsa ki bu uğraşsın da Cenab-ı Hak mücadeluna diyor. Öyle hatırla hatırla efendim durumu kurtarma vesaire olmaz. Cenab-ı Hakk'ın ilminde sen artık azdın, taştın, yoldan çıktın. Allah'ın ilminde hükmün bittiyse o zaman bir çare bir çare bulamazsın kendine. Dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanmaya, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, yasaklarına dikkat etmeye ve ilahi hükümde bir karşılık bulmaya çalış ki o zaman Allah Azze ve Celle senden razı oldu mu, bu kez ananın duasını sende kabul eder. Babanın duasını sende kabul eder. Başkasının senin hakkındaki duasını kabul eder. İster ki Cenab-ı Hak seni affetmeye artık el verir bulmuş olsun. Ama Allah azze ve celle seni gözden çıkardığı mı araya kim girse şefaat edemez. Nitekim Cenab-ı Hak şefaat ayetlerinde de böyle söylüyor. Allah'ın razı olduğu kimselere, razı olduklarına söz vererek şefaat ettiriyor. Yoksa razı olmadığı kimseye, hiç kimseye söz hakkı da vermez, ağızlarını bıçak açmaz, konuşamazlar bile. Ne peygamberler, ne melekler, ne ruh. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّنْ لَا يَتَكَلَّمُ Hiçbiri konuşamaz. Konuşabilmelerine bile Cenab-ı Hak فرصة غادي زماندل لشوزلر وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن اللهم ازين لارميسي وديري لكلار هاكا دونرندوسن قولت ميسي ودن جناب هاكا رزاسن ويجون halde bir durumda ki kimseye efendim nasip olur. Yoksa Allah'ın ilminde, hükmünde işi bitmiş bir kimseye veya kimselere işte Hz. İbrahim aleyhisselam onun hatırından daha büyük hatır mı var? Ama bir çare olmadı dediler ki basitçe ne dediler ki Hz. İbrahim'e ''Ardan <laughs> hala'' Vazgeç bundan ''İnnehu qadca'a amru <laughs> rabbik'' Allah'ın emri geldi ve innehum atihim azabun gayru Geri dönülmez bir azap yolda. Bu yaşanan sahnede işte Hz. İbrahim'e müjde geldi. Cenab-ı Hak birilerinin cezasını Hz. İbrahim'e gönderdiği de müjdeyi yani aynı süreçte birileri açısından büyük mutluluk, ötekiler açısından da helak. Cenab-ı Hak için bunun bir zorluğu yok gelen melekler Hz. İbrahim'e en mutlu şeyi haber veriyorlar. O ca'atul buşra dediler ki biz sana müjdeyi getirdik. O beşşernâhu bi gulâmin alim. Cenab-ı Hak alim yani bilge bir çocuk. Fa akbalet imra'atuhu fi sarratin fasakkat Kadını tabii demek ki uzaktan dinliyor konuşmaları. Bunu duyunca baktı çocuk müjdeliyorlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a. Bağıraraktan geldi. فَاَقْبَلَتْ اِمْرَأَتُوا ف۪ي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجَهَا Elini yüze çarptı. وَقَالَتْ dedi ki عَجُوزٌ عَقِيمٌ Yaşlı, koca karı bir kadın ve kısır. Yani nasıl olacak demek istiyor. قَالُوا Melekler dediler ki اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ الله. Sen Allah'ın emrine mi acayip deniyorsun, ediyorsun, yani nasıl olacak diye efendim merak ediyorsun. قَالُوا اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَم۪يدٌ مَج۪يدٌ Bu Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi sizin üzerinize. Ey hane halkı! Hz. İbrahim Aleyhisselam, ve daha ortada ondan bir çocuk yok ama burası da bir hane. Ehlel beyt. Demek ki ehlül beyt olması için illa çocuklar olmalı efendim. Zürriyet olmalı, nesil olmalı. Bir, bir adam beyi evin bir de hanımı o esnada. Hazreti Hacer'i, İsmail'i emriyle Cenab-ı Hakk'ın çoktan götürüp Mescid-i Haram'a bırakmış Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Yıllar sonra Sare'nin yaşlılığındayız. Artık böyle bir şeyin ümidi bitmiş. Çocuk beklentisi vesaire o dönem geride kalmış. Cenab-ı Hak duasını Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın kabul edip Sare'den ona çocuk ihsan ediyor. Kadın şaşkın, Hz. Sare şaşkın. Nasıl olur diyor. Diyorlar ki Allah'ın rahmeti ey hane halkı. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد في وبشرناه بإسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب النافلة. بو آيات تبولد ديار آيات مجدسن zikri geçiyor yani sonraki zamanda gelecek olan torunun da e, önden bilgisi ve her ikisinde peygamber kılınacağı yani bir zürriyet gecikmiş çocuk bile Allah Azze ve Celle vermemiş Hz. İbrahim Aleyhisselam'a dua etmiş 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 çocuk gelmemiş buralar hep dikkat çekici Cenab-ı Hak biz ümmetine Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan yaşanmış örnekler olarak kullarıyla olan muamelesinin kodlarını öğretiyor.